Son günlerde istatistik mekanikle termodinamiğin mikroskopik boyutuna baktık. Geçen gün kanonik bölüşüm fonksiyonlarını tanıtmış ve bunlar bir kere bilinirse hemen hemen her şeyi hesaplayabildiğimizi görmüştük. Ancak buna başlamadan evvel elinizdeki ders notlarında iki tane basım hatasını düzeltmek istiyorum. Bunlar nihai sonuca pek etki etmiyorlar çünkü birbirini götürüyorlar. Bunlar web'de de düzeltildi. Sayfanın sonunda çünkü bunları bugün çok kullanacağız. Sayfanın altında A eşittir U eksi TS eşittir U burası artı olacak. DA bölü DT hacim ve N değeri sabitken. Bunun devamında nokta 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 eşittir eksi U bölü T kare, bu da eksi olmalı. 1 bölü T parantez içinde DA bölü DT yine hacim ve N değeri sabit. Ve en sabitken. Bu işaretler sonuca pek etki etmiyor çünkü bu terimler birbirini götürüyor. Pekala. Geçen hafta kanonikal bölüşüm fonksiyonunu kullanmak suretiyle nasıl enerjiye geçtiğimizi görmüş ve U eşittir K T kare parantez içinde D delta ln Q bölü DT sabit hacim ve n yani parçacık sayısı sabitken şeklinde bir formül türetmiştik. Buna bakınca en önemli değişkenlerin hacim yani v, tanecik sayısı yani n ve t yani sıcaklık olduğu görünmekte. Biz zaten her termodinamik değerin bu doğal değişkenlere sahip olduğunu biliyoruz. Gibbs serbest enerjisi için bunlar sıcaklık ve basınçtı. Tabi tanecik sayısı, sıcaklık ve hacim için bu Helmholtz serbest enerjisi. Dolayısıyla bu doğal değişkenlere veya sınırlamalara bağlı olan termodinamik değer Helmholtz serbest enerjisi A'dır. Yani A'dır. Dolayısıyla Helmholtz serbest enerjisinin kanonik bölüşüm fonksiyonları cinsinden yazılması büyük önem kazanır. Çünkü onun da aynı set doğal değişkenleri var. Geçen hafta yaptığım iş buydu. Bu hafta da buna devam edeceğiz. Basım hataları da buradaydı. Şimdi de Helmholtz serbest enerjisinin U enerjisi cinsinden olan değeri hakkında neler bildiğimize bakalım. Yukarıda yazdığım gibi A eşittir U eksi TS. Bu Helmholtz serbest enerjisinin tanımı ve ayrıca DA eşittir. Eksi PdV eksi SdT artı mu dN olduğunu biliyoruz. Buradan S'yi Helmholtz serbest enerjisi cinsinden bulabiliriz. Bu değer kısaca DA bölü DT sabit hacim ve n olur. Bunu bu esas denklemde yerine koyarsak eşittir U eksi T. Burada eksi işaret var. Dolayısıyla bu artı oluyor. Yapılan hatalardan biri de buydu. T çarpı DA bölü DT sabit V ve n değerinde. Pekala elimizde U ile bölüşüm fonksiyonu arasında ilişki kuran bir denklem var. Dolayısıyla A ve bölüşüm fonksiyonuna ihtiva eden bir denklem istiyoruz. Bu ifadeyi azıcık düzenlersek U eşittir A eksi DA bölü DT sabit V ve N olur. Kendimize şöyle bir soru soralım. A'nın buna benzeyen bir fonksiyonu var mı? A'nın A eksi bir şey çarpı bir türevsel ifade gibi bir fonksiyonu varsa bunun için parantez içinde DA bölü T
bölü dt sabit v ve n gibi bir ifade kullanmalıyız. Bunu yaparsak 1 bölü t dA bölü dt sabit hacim ve n değerinde eksi a bölü t kare olur. Bu sonuca bakınca a t'ye bölünüyor ve burada da t çarpı dA bölü dt sabit v ve n var. Sadece işaret farklı. Dolayısıyla bu tarafı eksi t kare ile bu tarafı da eksi t kare ile çarparsak buradaki bu ifadeyi elde ederiz. Bu da bize u eşittir eksi t kare parantez içinde d bölü dA bölü t bölü dt sabit v n değerini verir. Bu ifade bu iki enerjiyi birbirine bağlar ve yukarıda da kanonik bölüşüm fonksiyonuna bağlı bir ifade vardı. Bu ifadelerden eksi t kare parantez içinde d a bölü t bölü dt sabit v n eşittir u ve değeri de kt kare parantez içinde d ln q bölü dt sabit v n değeriydi. Dolayısıyla bunu yerine koyarsak t kare değerleri birbirini götürür. Her iki tarafta da dt var. O zaman bunun integralini alalım. İntegralini alalım. Bunun sonucunda a bölü t eşittir k ln q artı bir integral sabiti. Ancak bu sabiti istediğimiz gibi alabiliriz. Bildiğiniz gibi enerji bir referans noktasına göre bağlı olarak alınıyordu. Dolayısıyla bunu sıfır almakta hiçbir sakınca yok. Dolayısıyla a eşittir kt ln q. Bu son derece net bir sonuç. Atomlar hakkında bildiğimiz tüm mikroskopik hususlar, enerji, kuantum mekaniği vesaire burada gösteriliyor. Yani tüm mikroskopik bilgi burada. Bu da termodinamik değişken ve sadece maddenin mikroskopik haline bağlı. Görüldüğü gibi hacim, basınç hiç önemli değil. Herhangi bir türev olmaksızın direkt bir eşitlik, mikroskopik ve makroskopik bu gerçekten olağanüstü. Gerçekten olağanüstü. Elinizde A varsa her şey var demektir. Aynen sabit basınç ve sıcaklıktan bahsederken elimizde G'nin olması durumunda her şeyin olması gibi burada da aynı şey. Burada A var, U var. Dolayısıyla her şey var. Buradan her dinamik değişkeni hesap edebiliriz. Örneğin entropiyi bulmak istiyorsak S eşittir eksi A bölü T eksi U bölü T. Bunu nereden mi buldum? A eşittir U eksi TS idi. Buradan S'yi A ve U cinsinden buldum. A ve U için kanonik bölüşüm fonksiyonları cinsinden ifadelerimiz var. Bunları burada yerine koyarsak S eşittir K ln Q artı KT parantez içinde D ln Q bölü DT sabit VN şeklinde bulunur. Burada basıncı da bulabiliriz. Basınç A'nın V'ye göre türevidir. Dolayısıyla bunun V'ye göre türevini alırsak basıncı buluruz. Eğer kimyasal potansiyeli istiyorsanız kimyasal potansiyel buradaki temel denklemde A'nın tanecik sayısına göre türevidir. Dolayısıyla bunun tanecik sayısına göre türev bize kanonik fonksiyon cinsinden kimyasal potansiyeli verir. Gerçek bir bölüşüm
fonksiyonumuz varsa tabii. Her şeyimiz var. A var, U var, S var, G var, P var, H var. Hangi değişken istiyorsanız elinizde. Eğer ısı kapasitesini istiyorsanız onu da bölüşüm fonksiyonu cinsinden bulmak mümkün. Herhangi bir soru var mı? Pekala. Devam edelim. Gelin entropiye bu mikroskopik teori açısından biraz daha yakından bakalım. Dolayısıyla S eşittir A eksi U bölü T ifadesiyle başlayalım ve bakalım nereye kadar gideceğiz. Önce A ve U'yu bildiğimiz değerler cinsinden yazalım. Şimdi sonuna kadar gidelim. Sonra matematiksel olarak yaptığımız işleri açıklayacağız. Ancak bu işleri yapınca elde edeceğimiz ifade son derece kullanışlı olan S eşittir. Eksi K sigma i için PI elem PI ifadesi PI değeri mikro hal olasılığı halin belli bir değerde olma olasılığı. Buyurun. Aa, evet. Evet. Ah, evet, haklısınız. U eksi A, teşekkürler. Notlarda öyle herhalde. Düzeltelim. Şimdi bu mikro hallerin olasılığına göre denklemler çıkaracağız. Hatırlarsanız S'nin düzen veya düzensizlik kavramlarıyla nasıl ilişkili olduğundan bahsetmiştik. Burada da mikro hal miktarı düzensizlikle ilişkili, örneğin her şeyin tam yerinde olduğu saf ve mükemmel kristallerde 0 Kelvin'deki mikro hal miktarı 1'di. Dolayısıyla o mikro halde bulunma olasılığı 1 olup diğer tüm mikro hallerde bulunma olasılığı 0'dır. Dolayısıyla buradaki bu ifade önemli. Bunu türetelim o zaman. Burada bu terim bir şekilde ifadeden çıkmalı. Bunun denklemden düşmesi gerekiyor. Hatırlarsanız PI eşittir E üssü eksi EI bölü KT. Bölü Q şeklindeydi. Bir şekilde bu ortaya çıkmalı. Bu eksi EI bölü KT terimi ortaya çıkmalı. Şimdi bunları ortaya çıkarmaya başlayalım. Biz U'nun ortalama enerji olduğunu biliyoruz. Yani 1 bölü KT'yi dışarı alalım. Bunu K ile bölelim. Bunu da burada KT olacak. Burada K'nın çıkmasını istiyoruz. İşte K burada. Aradığımız değer burada U yani ortalama enerji sigma i EI eksi EI bölü KT bölü Q olur. Yani enerjinin olasılıkla çarpımının bölüşüm fonksiyonuna bölümü artı ln Q. A bölü KT sadece ln Q. Dolayısıyla bu terimi dışarı aldık. Şimdi bu toplam tabii bu i'ye göre bu toplam tamamen dışarı çıksın. Bunu yapmak için bir yol bulacağız. Bunu buradan bulabilirim. Bu toplam alınabilir. Belki bunu 1 ile çarpmalıyım veya bir yere garip bir sayısı koymalıyım. Burada bir elenli terim çıkar. İki tane logaritmik terim olur. Onları birleştirebilirim. Bir oran elde edebilirim. Gelin bu e'yi garip bir şekilde yazalım. E'yi eşittir. Eksi kt ln e üssü eksi e'yi bölü kt. Bunu farklı bir şekilde yazdım. Burada
E üssü eksi e'yi bölü kt'nin logaritmasını alırsam eksi e'yi bölü kt çıkar. Buradaki kt'ler birbirini götürür. Geride e'yi eşittir. E'yi kalır. Burada yazdığım şey gayet açık. Şimdi bu ifadeyi alıp bu denklemde yerine koyacağız. Buradan s bölü k eşittir eksi. Burada kt'ler birbirini götürdü. Dolayısıyla sigma i e üssü eksi e'yi bölü kt bölü q. Sonra e'yi yani elen e üssü eksi e'yi bölü kt. Bunlar bir parantez içinde tabii artı ln Q artı ln Q. Tamam. Pekala. Elimde artık çok kullanışlı bir şey var. E üssü eksi e'yi bölü kt bölü q terimi şurada tanımladığımız pi terimine çok benziyor. Ki dışarılamaya çalıştığım terimde bu işte. Buradan pi'ler çıksın. Bunun elimizde olması çok iyi. Buradan bir pi daha gelecek ki bu harika. Bunun da toplamını alarak her şeyi birleştirebilirim. Yine alışık olmadığımız şekilde bir yazalım. Bir eşittir. Tüm olasılıkların toplamı, bu zaten açık. Buradaki pi değerini buna benzer bir şekilde yazalım. Sigma i yani toplam i de diyebiliriz. E üssü eksi e'yi bölü kt bölü q. Ki bu 1. Tüm olasılıkların toplamı 1'e eşit. Buradaki 1'i alıp buraya koyalım. Ln q için i'nin önemi yok. O sadece bir sayı. Bu şekilde denklemi s bölü k eşittir eksi sigma i parantez içinde sigma i e üssü eksi e i bölü kt bölü q çarpı parantez içinde yine ln e üssü eksi e i bölü kt parantezleri kapattık artı sigma i e üssü eksi e i bölü kt bölü Q ln Q şeklinde yazabiliriz. Harika. Şimdi bu toplamları alacağız. Bunlar e'lerin toplamı, e'ilerin toplamı. Bu harika. Burada ki bu e üssü eksi e'yi bölü kt bölü Q terimi her iki tarafta da mevcut. Dolayısıyla bunu çarpan olarak alabiliriz. Sonra bu iki elen var. Bunun eleni ve şunun eleni. Bunları da bir araya toplayabiliriz. Bunun eleni alıyoruz. Dışarıda bir eksi işaret var. Bunu alırsak bunun logaritmasından şunun logaritmasının çıkarılması olur. Bu da bir bölüm olarak gelir. Buradan s bölü k eşittir. Eksi sigma e üssü eksi ei bölü kt bölü q. Dolayısıyla bunlar gidiyor. Logaritmik terimi aldığımızda ln e üssü eksi ei bölü kt burada eksi burada da artı işaret var. Dolayısıyla bunu q'ya bölüyoruz. Evet, bu harika. Bakın burada da e üssü eksi ei bölü kt bölü q burada da eksi ei bölü ei bölü kt bölü q var. Peki bu ne? Bu pi. Bu pi, bu da mikro hal olasılığı olan pi. Bu da eşittir eksi sigma pi ln pi olur. Bu k'yı da göz önüne alırsak s eşittir eksi k sigma pi ln pi bulunur. Bir başka harika sonuç. Eğer sistemimiz yalıtılmışsa
Yalıtılmış bir sistemde sınırlardan bir enerji girişi çıkışı yok. Bir tanecik giriş çıkışı yok. Her bir mikrohal aynı enerjiye sahip. Bu durumda değişecek olan yegane şey taneciklerin yerleri veya onların titreşim enerjileri. Sadece ötelenmeye bakalım. Sadece yerler değişsin. Enerjide bir değişiklik olmayacak. Yani yalıtılmış bir sistemde enerjinizin dejenereli mümkün olan yol sayısı olup taneciklerin yerleri ayırt edilemeyecek şekilde kolaylıkla değiştirilebilir. Toplam olasılık 1 üzeri yapabildiğiniz değişiklik sayısı olur. Dolayısıyla yalıtılmış sistem için tüm mikrohaller aynı enerjiye sahip. Buna referans noktası olarak 0 diyebiliriz. Ve herhangi bir mikrohal için olan olasılık da 1 bölü yapabileceğiniz düzenleme sayısı olur. Dolayısıyla herhangi bir mikrohalin olasılığı herhangi bir mikrohalin olasılığı referans noktası olarak 0 diyebiliriz demiştik. Tüm mikrohaller aynı enerjiye sahip ve herhangi bir mikrohal için olasılıkta 1 bölü yapabileceğimiz düzenleme sayısı olur. Dolayısıyla herhangi bir mikrohalin olasılığı 1 bölü mikrohal sayısı olur. Bunların enerjileri aynı. Bu dejenereliktir. Dejenerelik. Bunu şurada yerine koyarsak S eşittir eksi K sigma i eşittir 1'den W'ye kadar 1 bölü W ln 1 bölü W. Bu bir sayıdır. 1 bölü omega'nın toplamı omega çarpı omega'dır. Ln 1 bölü W yani omega eşittir eksi ln W. Burada W için omega da kullanabiliriz. Eşittir eksi işaretler gider ve K ln omega olur. Dolayısıyla S eşittir K ln omega bir başka çok önemli sonuç. Muhtemelen bunu daha önce gördünüz. Buna Boltzmann denklemi denir. Bu son derece önemli bir mihenk taşıdır. Boltzmann bir Almandı değil mi? Avusturyalı. Tamam, teşekkür ederim. Neyse dünyanın öbür tarafından Avusturya'ya gidip de mezarına bakarsanız üzerindeki omega işaretini görürsünüz. Bir sanatoryumun bahçesine gömülü. Bu görüntü. Buyurun bir sorunuz mu var? Buradaki büyük omega'yı nasıl çıkardınız? Buradaki omega'yı mı? Burada tüm hallerin toplamını birden omega'ya kadar aldık. Dolayısıyla 1 bölü omega artı 1 bölü omega artı 1 bölü omega yani W kez bir ln 1 bölü W yani ln 1 bölü omega ise bir sayı olup dışarı alınır. Gerideki toplam omega çarpı 1 bölü omega olur. Başka soru var mı? Bu yüzden entropiyi mevcut olan hallerin sayısını sayısını veren temel bir özellik olarak kabul edilir. İşte bu kadar basit. Bu değişkenle olan bir ilişki var ki bu değişken termodinamikten bahsettiğimizde anlaması zor bir parametre olup bu şekilde taneciklerin enerjisinin dağılımına dayanarak çok daha rahat bir biçimde anlaşılabilir. Evet, bir sorunuz var mı?
Güzel. Bundan sonra serbestlik derecesi çok yüksek olan sistemlerdeki bölüşüm fonksiyonları üzerinde biraz daha duracağız ki bunların hepsinin farklı enerji şekilleri var. Ötelenme, dönme ve titreşim gibi bu her serbestlik derecesi için bir bölüşüm fonksiyonu yazılabilir ve her serbestlik derecesinin enerjisi birbirine eklenince bölüşüm fonksiyonları da birbiriyle çarpılır. Bunlara alt sistem bölüşüm fonksiyonları adı verilir. Ötelenme bölüşüm fonksiyonu Q ötelenme. Q ötelenmenin en ince kuvveti olup bu da moleküler bölüşüm fonksiyonunu gösterir. Tabi ayırt edilebilir tanecikleriniz varsa bunu n faktöriyele bölmemiz gerekir. Burada tabi taneciklerin yerlerine bir fark yaratmadan değiştirebiliyorsanız bu n tane tanecin birbiriyle yerlerini değiştirebilme sayısıdır. Dolayısıyla burada tanecikleri ayırt edilemez. Diyelim ki sistemin enerjisi burada. Buyurun. Buraya nasıl gelindi hakkında bir sorun var. Yalıtılmış sistemlerde her molekülün aynı enerjiye sahip olduğunu söylediniz. Bölüşüm fonksiyonlarını nasıl etkiliyor? Örneğin ötelenme bölüşüm fonksiyonu, dönme bölüşüm fonksiyonunu. Pek anlamadım. Önce bir notlara bakayım. Önce bir notlara bakayım. Notlar ne diyor bu hususta? O cümle buradaki şu terimle ilgili. O denilen şey şu. Çok sayıda tanecik varsa ortalama bir enerji vardır ve bu ortalama enerjideki sapmalar çok küçüktür. Dolayısıyla sistem yalıtılmış gibi davranır. Eğer yalıtılmamış bir sisteminiz varsa enerji sisteme girip çıkabilir. Bu enerji giriş çıkışları sırasında enerjide büyük değişimler görülebilir. Eğer sisteminizde sayılabilir sayıda molekülünüz var da bu moleküllerden biri birdenbire çok büyük bir enerji soğurursa sistemin enerjisi büyük oranda yükselir. Ama elinizde 10 üzeri eksi 24 tane molekül varsa herhangi bir molekülün aniden çok fazla enerji kazanması sistemin enerjisini pek fazla etkilemez. Çok sayıdaki moleküller arasında olan bu büyük değişimler ortalama enerjiyi değiştirmez. Dolayısıyla bu ifadeyi halen kullanabilirsiniz. Bu ifade bunun için yeterlidir. Peki bu enerjinin değişmemesi için sistem ne kadar büyük olmalıdır? Eğer elinizde çok az sayıda molekül varsa bu geçerli değil. Ancak elinizde 10 üzeri 24 tane molekül varsa bu geçerlidir. Dolayısıyla bu ifadenin geçerli olduğu büyüklük bu ikisinin arasında bir yerde. Ancak nerede olduğunu bilmiyorum. Eğer elinizde termodinamik bir sistem varsa bu genellikle yeter derecede bir büyüklüktür. Termodinamiğin temelde zaten buna dayanır. Tanecik sayısına aldırmaz. Sistem yeter derecede büyüktür. Çok güzel bir soruydu. Pekala şimdi buradaki mikrohal enerjisini alalım. Mikrohal enerjisi tüm moleküller enerjilerinin yani E'nin toplamıydı. Bu enerjiler her birini bir alt indekste gösterebiliriz. Buna göre bir kuantum sayısına göre toplam çarpı bir başka kuantum sayısına göre toplam
tüm moleküller için EN1 artı EN2 artı EN3, yani birinci molekül enerjisi artı ikinci molekülün enerjisi şeklinde olur. Buradaki en sayısı ilgili enerji halini gösterir ve tüm bu enerjilerin toplamı size mikro hal enerjisini verir. Enerjiyi bu şekilde yazamıyorsanız yukarıdaki bu şekilde de yazamazsınız. Bunun anlamı taneciklerin temel olarak birbiriyle etkileşmedikleridir. Bunlar birbirinden bağımsızdır. Şimdi Q'yu yazalım. Mikro hallerin Q değeri tüm mikro hallerin toplamı halinde sigma E üssü eksi EI bölü KT olarak yazılabilir. Buradaki EI yerine tüm bu moleküler enerjilerin toplamını koyarsak mikro hallerin toplamı tüm kuantum seviyelerinin çarpımı olur. Sigma N1 için, sigma N2, sigma N3, sigma N4 vesaire. Bu birinci molekülün gidebileceği tüm olası halleri, bu da ikinci molekülün gidebileceği tüm olası halleri göstermektedir. Burada toplam E değeri moleküler enerjiler cinsinden yazarsak bu E üssü eksi parantez içinde EN1 artı EN2 artı EN3 artı nokta 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 parantezi kapattık bölü KT olur. Enerjiyi bileşenlerin enerjilerini toplamı cinsinden yazabildiğiniz müddetçe bu son derece hassas bir ifadedir. Pekala, bu yazdığımız en son terim E üssü eksi EN1 sadece bu toplamla ilgilidir. E üssü eksi EN2 sadece bu toplam ile ilgilidir ve üçüncü molekülde sadece kendisiyle ilgili olan kuantum sayıları ile ilgilenir. Dolayısıyla bu toplamları faktöriyel cinsinden yazabiliriz. Buna göre parantez içinde sigma N1 E üssü eksi E1 bölü KT çarpı sigma N2 E üssü eksi E2 bölü KT çarpı sigma N3 E üssü eksi E3 bölü KT bulunur. Bunlardan her biri temel olarak moleküler bölüşüm fonksiyonudur. Bunlar o molekül için olan olası enerjilerdir. Dolayısıyla sigma E üssü eksi EN i bölü KT toplamı o molekül için olan bölüşüm fonksiyonudur. Dolayısıyla elimizde molekül 1 için Q, molekül 2 için Q var. Bunların hepsi aynı. Bunlardan n tane var. Dolayısıyla bu değer Q üssü N olur. Bu şekilde sistemin bölüşüm fonksiyonunun moleküler bölüşüm fonksiyonunun en ince fonksiyonu olduğunda ispat etmiş olduk. Bunu bu şekilde yazmamızın sebebi de toplam enerjiyi yukarıda gösterildiği gibi moleküler enerjilere ayırabilmemiz. Burada moleküller birbiriyle etkileşmemektedir. Yani birbirinden bağımsızdır. Tabii ötelenme pozisyonlarının çifte sayımı önlemek için bu ifade n faktöriyeli bölünmelidir. Çünkü burada tanecikler ayırt edilemez. Pekala. Şimdi elimizde ama önce enerji eklendikçe bölüşüm fonksiyonlarının çarpılması kavramının sadece moleküler bölüşüm fonksiyonlarından sistemin bölüşüm fonksiyonlarına gidilmesiyle sınırlı olmadığını anlamalıyız. Burada moleküler bölüşüm fonksiyonlarını da alabiliriz. Her neyse toplam moleküler enerji seviyesi farklı serbestlik derecelerinin enerjisi cinsinden de yazılabilir. Örneğin moleküler enerji seviyesi ötelenme enerjisi artı
Dönme enerjisi artı titreşim enerjisi artı manyetik alan enerjisi artı elektrik alan enerjisi artı ekleyeceğimiz çok daha fazla enerji çeşidi var. Cinsinden yazılabilir. Dolayısıyla buradaki moleküler bölüşüm fonksiyonları da alt bölüşüm fonksiyonlarının çarpımına eşit olur. Bunu biraz daha açalım bakalım. Kısaca kısaca moleküler enerjimiz olan E ya da epsilon ötelem enerjisi artı titreşim enerjisi artı dönme enerjisi artı aklınıza gelen ve birbirinden bağımsız olan tüm bu ufak enerjilerin toplamı olur. Yukarıda yaptığımız tartışmaya benzer şekilde Q moleküler bölüşüm fonksiyonlarının çarpımı olduğuna göre moleküler bölüşüm fonksiyonu Q'da ötelenme bölüşüm fonksiyonu çarpı titreşim bölüşüm fonksiyonu çarpı vesaire şeklinde alt bölüşüm fonksiyonları çarpımıdır. Tabii enerjiler eklenebiliyorsa. Eğer polimer, protein ya da DNA gibi maddelerin çözeltilerine bakıyorsak veya bir polimer veya biyopolimer için olan konfigürasyonunu inceliyorsak bu polimerin çözeltideki enerjisi yaklaşık olarak konfigürasyon enerjisi örneğin proteinin bükülmesi gibi artı olası olan her şeyin artı olası olan her şeyin enerjisidir. Eğer konfigürasyon enerjisi bu polimerin tüm bağlarının titreşim enerjisinden ve çözelti moleküllerinin birbiriyle olan etkileşim enerjisinden ayrılabiliyorsa bu durumda genel olarak bu yaklaşımı yapmamızda bir sakınca yoktur. Bunun sonucunda bu polimer için olan bölüşüm fonksiyonu yaklaşık olarak konfigürasyon bölüşüm fonksiyonu çarpı geri kalan her şeyin bölüşüm fonksiyonudur. Ve bu ikinci kısım bir çarpan olarak dışarı alınır. Ve bunu K'le almamız da gerekmez. Konfigürasyon bölüşüm fonksiyonu sistemde cereyan eden değişimler hakkındaki tüm bilgi içerir. Gibbs serbest enerjisindeki değişim, kimyasal potansiyeldeki değişim vesaire hep bu bölüşüm fonksiyonuna bağlıdır. Bu alt sistemde bu ikisini birbirinden ayırabildiğimizden dolayı bu ikinci kısım işe yaramadığından dolayı atılır. Önemli olan yegane şey konfigürasyon bölüşüm fonksiyonudur. Evet, şimdi kısa bir örnek yapalım. Elimizde çok çok kısa bir polimer var. İki tane konfigürasyonu olsun. Üç tane monomerden oluşmuş. Bunun iki tane konfigürasyonu mümkün. Bu iki konfigürasyonun enerjisi nedir? Konfigürasyon için olan bölüşüm fonksiyonu eşittir. Sıfır enerji seviyesi için E üssü eksi E bölü KT artı nokta nokta olarak veriliyordu. Bu da E üssü eksi E bölü KT artı E üssü eksi E2 bölü KT artı vesaire vesaire şeklindeydi. Bunların hepsinin enerjisi aynıydı. Burada iki tane konfigürasyon olduğuna göre dejenerelik 2. Dolayısıyla bu ifadeyi konfigürasyon derecesi çarpı konfigürasyon enerjisi şeklinde yazabiliriz.
Burada enerji için olan referans noktasını sıfır almamızın bir sakıncası yok. Sıfır çok kullanışlı bir sayıdır. E eksi sıfır eşittir 1. Dolayısıyla konfigürasyon bölüşüm fonksiyonu direkt olarak dejenere ile eşit. Bu da buradaki durum için 2 olur. Şimdi de buradaki moleküllerin ideal gaz halindeki durumlar için moleküler ve kanonik bölüşüm fonksiyonlarını hesaplayalım. Burada kılavuz olarak örgü modelini kullanmak oldukça faydalıdır. Bu modelde mevcut hacim ufak bölümlere ayrılır. Burada iki boyutta gösteriyoruz ama gerçekte 3 boyutludur. Daha sonra elimizdeki moleküller örgü bölgelerine bu şekilde yerleştirilir. Ve daha sonra da bu molekülleri bu örgü bölgesine kaç şekilde yerleştirebileceğimiz hesap edilir. Elimizde gaz fazında n tane molekül olsun. Bir örgü bölgesinin hacmi veya moleküler hacim V olsun. Ve N çarpı V toplam hacim olsun. Ya bir dakika, affedersiniz. Burada toplam hacim bu örgü bölgelerinin hacimlerinin toplamı. Buna da büyük V diyoruz. V büyük V toplam hacim. Daha sonra burada tüm moleküllerin aynı ötelenme enerjisine sahip olduğunu varsayıyoruz. Bu son derece mantıklı bir yaklaşım ve bu enerjiler sıfıra yakın olsun. Burada yerleştirilmiş olan tüm moleküller aynı E ötelenme enerjisine sahip olsun ve bu da sıfır olsun. Bu da moleküler bölüşüm fonksiyonuna eşit. Burada tek bir enerji var. O da sıfır. Dolayısıyla kale almamız gereken yegane şey moleküllerin dejenerasyonu. Molekül burada da olabilir, şurada da olabilir, herhangi bir yerde olabilir. Kısaca bu moleküllerin girebileceği bölge sayısı mevcut olan tüm bölgelerin sayısıdır. Bu da toplam hacmin moleküler hacme bölümüdür. Dolayısıyla Q ötelenme eşittir. Büyük V bölü küçük V'dir. Yani toplam hacim örgü hücresi sayısı ve bu hücrelerin hacmidir. Büyük V toplam hacim. Toplam hacmin moleküler hacme bölümü de bize toplam örgü hücre sayısını verir. Bir molekülü yerleştirebileceğimiz yer sayısı toplam örgü hücre sayısına. Bu da dejenerasyona eşittir. Şimdi de toplam moleküler bölüşüm fonksiyonuna bakarsak, bu konfigürasyon bölüşüm fonksiyonu ile ötelenme bölüşüm fonksiyonunun çarpımıdır ve her örgü hücresinde molekül her iki konfigürasyonda da bulunabilir. Burada Q eşittir. Q ötelenme olduğundan titreşim, dönme vesaire ihmal edeceğiz ve elimizde sadece iki tane serbestlik derecesi olduğunu farz edeceğiz. Biri ötelenme ki molekülün yeri ile ilgili, biri de konfigürasyon ki molekülün yapısına bağlı. Dolayısıyla bu büyük V bile küçük V ki bu da molekülün dejenerasyonu. Molekülü bu örgü yapısına yerleştirmedeki dejenerasyon, konfigürasyonda molekülün bükülmesinden kaynaklanan dejenerasyon. Buyurun. Büyük harfler küçük
değerleri gösteriyordu. Notlarda da öyle. Bu notlar yanlış. Notlar hatalı mı? Genellikle büyük V büyüğü küçük V ise ufağı gösterir. Yani notlarda bunun tersi ise bunu düzeltmemiz gerekir. Bu ders 25 değil mi? Dolayısıyla elimizde Q, hayır, doğru, toplam hacim büyük V, moleküler hacim küçük V. Notlarda neresi yanlış? Şurada bir yerde galiba hocam. Oo, aman tanrım. Benim notlarım seninkinden farklı. Benim notlarım doğru. Dolayısıyla bir sorun yok çünkü bu en son baskı. Olur böyle vakalar. Olur böyle vakalar. Pekala. Bu sizin moleküler bölüşüm fonksiyonunuz. Sistemin bölüşüm fonksiyonu aynı şekilde ötelenme ve konfigürasyon diye ikiye ayrılabilir. Sistemin ötelenme bölüşüm fonksiyonu için yapmamız gereken şey tüm moleküler bölüşüm fonksiyonlarının tabii ki ötelenme olanları almak ve bunun eninci yani tanecik sayısı üssünü almaktır. Ancak dejenerasyon var. Fazla sayıyoruz. Dolayısıyla bunu n faktöriyle bölmeliyiz. Aynı zamanda sistemin konfigürasyon için olan bölüşüm fonksiyonu da var. Bu da Q konfigürasyon değerinin eninci kuvveti. Ancak burada n faktöriyel değerine bölmemiz gerekmiyor. Çünkü burada fazladan sayma yok. Fazladan sayma sadece örgüye birbirinin aynı tanecikleri koyup bunların yerlerinin değiştirilmesiyle bir fark olmaması durumunda söz konusudur. Ancak burada konfigürasyondan bahsediyoruz. Benzer tanecikleri farklı hücrelere koymaktan değil. Biz sadece bu iki konfigürasyona bakıyoruz. Bir sonraki tanecinde iki konfigürasyonu var. Bir sonraki tanecinde iki konfigürasyonu var. Dolayısıyla bu husus gerçekten önemli olup bu n faktöriyel faktörü sadece ötelenme serbestisi olması durumunda ortaya çıkar. Başka hiçbir serbestisi değil. Dolayısıyla toplam sistem bölüşüm fonksiyonu parantez içinde büyük V bölü küçük V üssü n bölü n faktöriyel çarpı 2 üssü n şeklindedir. Tamam. Pekala. Genel olarak bu analizi titreşim, dönme, manyetik alandaki enerji vesaire gibi hususlara da uygulayabilirsiniz. Bir sorunuz var mı? Pekala. Bundan sonraki şey artık bu öğrendiklerinizi alarak daha önce hiç yapmadığınız hesaplamaları yapmaya başlamak. Örneğin ideal bir gazın genleşmesini alırsak artık entropi değişimini hesaplayabilmelisiniz. Ancak termodinamik olarak değil, istatistik mekaniğe ve şimdi anlattığımız mikroskopik tanıma dayalı olarak. Şimdi yapılacak şey de bu. Bunu yapınca da aynı sonucu elde edeceksiniz. Aksi takdirde sıkıntı var demektir. Sadece problemi yazacağım. Çünkü yapmak için zamanımız yok. Bunu gelecek hafta çözersiniz. Bunu gelecek hafta çözersiniz K etkenince. Problem çok gördüğümüz bir şey. Bir kap var. Ortadan ayrılmış bir tarafı V1. Hacmindeki gaz. Diğer tarafı vakum. Bu gaz toplam hacim V2'ye genleşince entropi değişimi nedir? Termodinamikten bildiğimize göre bu delta S eşittir R çarpı ln V2 bölü V1 şeklindedir. Ama mikroskopik bir cevabı olmalı. Bu sefer bu cevabı istatistik termodinamik kullanarak bulacağız. Burada yaptığımız şey bir başlangıç halinden başlamak.
moleküler hacma küçük ve toplam hacma büyük V dersek, tüm moleküllerin aynı tüm moleküllerin aynı ötelenme enerjisine sahip olduğunu farz edersek ve bunu sıfıra ayarlarsak sistemin ötelenme enerjisi sıfır olur. Bu taraftaki entropi molekülleri örgü yapısına kaç şekilde yerleştirebileceğimizin sayısı. Buradaki hacmin ufak hücrelere ayrıldığını düşünüyoruz. Dolayısıyla S eşittir K çarpı ln omega. Omega molekülleri örgüye kaç şekilde yerleştirebileceğimizin sayısı. Bu da esas olarak K çarpı ln büyük V bölü küçük V olur ki bu da örgüdeki bölümlerin sayısıdır. Evet. Gelecek hafta buradan başlayarak karışmadan önceki ve karışmadan sonraki değerleri hesaplayacaksınız.